Merhabalar, elimde Libronet firmasının Babilcom aracılığıyla sattığı Calibro Basic modeli yeni kitap okuyucusu var. Babilcom, kitap dünyasının yeni kahramanı sloganıyla hem kitap satışı yapıyor hem de aynı zamanda Calibro serisiyle birlikte kitap okuyucu alanında da çeşitli ürünler piyasaya sunuyor. Şu an iki tane ürün çıkardı. Biri elimdeki Calibro Basic modeli, herhangi bir ek bir aydınlatması ya dokunmatik ekran olmayan modeli. Bir de bunun büyük modeli olarak kendinden aydınlatması bulunan ve dokunmatik ekran özelliğine sahip olan ikinci Calibro Touch Lux modeli. Elimdeki dediğim gibi Calibro Basic modeli. Amacı sadece kitap okumak olanlara ve kitap okuyucu dünyasına yeni giriş yapmak isteyenler için gayet uygun ve ekonomik bir ürün. Fiyatı 149 lira bu modelin ve en yakın rakipleri işte Kindle veya Reader'ın giriş modellerine göre çok daha uygun bir fiyatı mevcut. Bunun büyük modeli olan ve ekran aydınlatması bulunan Touch Lux modeli ise 249 TL. O da yine diğer rakiplerine göre gayet uygun sayılabilecek bir fiyata sahip. Gördüğünüz gibi Calibro Basic böyle basit bir kutusu var. Cihazın e-mürekkep teknolojisine sahip bir ekranı var. E-ink Pearl ekran dedikleri bir ekran. 6 inç boyutlarına sahip 800x600 piksellik bir çözünürlüğü destekliyor. Ve 166 dpi'lik ekran çözünürlüğü mevcut. Calibro yeni bir okuma deneyimi vaat ediyor sloganıyla Babilcom tarafından satılmaya başlandı. Arkada temel özelliklerine kısaca değinmişler. Belirttiğimiz gibi gözleri yormayan e-ink teknolojisine sahip ve kitabı yüzeyini gerçek kitaplarla oldukça birbirine benziyor. 6 inçlik bir ekranı var. Çeşitli özellikleri var. Okurken sözlüğe bakıp kelimelere bakabiliyorsunuz. Gerekliliğinizi gerek Türkçe kelimelerin anlamına kendinizden not alabiliyorsunuz ve bu notları sahip olduğu kablosuz ağdan ağ teknolojisiyle paylaşabiliyorsunuz. Güneş ışığında parlamayan bir ekrana sahip. 4 GB kapasitesine sahip dahili hafızası var. Burada da yaklaşık 3000 tane kitap tutabilmek mümkün. Yine Wi-Fi bağlantısı üzerinden de direkt kitap satın alabilmek mümkün veya ufak tefek özelliklerini internet üzerinden kullanabilmek mümkün. Sadece 188 gramlık bir ağırlığa sahip, oldukça hafif. Tek şarjda da 30 güne kadar kullanımı mümkün cihazın. Altta teknik özelliklerle ilgili bir bölüm mevcut. Dahili olarak 1 GHz'lik bir işlemci ve 256 MB'lık bir RAM'e sahip. Dediğimiz gibi 4 GB'lık da bir dahili hafızası mevcut. Üzerine takacağımız sim karttan da bunu arttırabilmek mümkün. İçerisinde bulunan sözlük sesli sözlük veri tabanını kullanıyor. Burada da gerek Türkçe gerekse İngilizce sözlüğün karşılığını bulabilmek mümkün. Şöyle hemen gayet basit bir kutusu mevcut. Tabletimizi bir çıkaralım. Tabletimizin kitap okuyucumuz gayet ufak ve şık bir cihaz. Bu yön tuşlarımız. Sonraki sayfa ise büyük tuşlarla ileri geri hareket ettirebiliyoruz. Kabul et. Okey. Basalım. Kabul edelim. Bugün tarihini ve saatini ayarlayacağız. 17 Ekim 2014. Saatimiz artı 2'ye geliyor. Tamam dediğimizde gördüğünüz gibi ana ekranına gelmiş oluyoruz. Gayet basit bir kutusu var. İçerisinden cihazımız çıkıyor. Altta Babil'in
Babil.com'un reklamı var, bilgilerimiz var. Aynı zamanda ilk üretilen seri, bunun Türkçe üretme planları var Babil.com'un. Ancak ilk üretilen seri yine internette de hali hazırda bulabileceğiniz Pocket Book firmasına ait bir cihaz. Gayet basit, kullanışlı. Cihazın içerisinden bir ufak kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunda butonların ne işe yaradığından kısaca değinilmiş. Kalibro'da nasıl kitap okunabileceğine dair kısa bilgiler var. Desteklenen cihazlar ve ufak bir garanti belgesi ve içerisinden bir klasik USB kablo çıkıyor. Bu bildiğimiz normal mikro USB kablo. Cihazımızın üzerindeki önce giriş çıkışlara bir bakalım. Bir tane az önce belirttiğimiz gibi bilgisayar bağlantısı ve şarj için kullanacağımız mikro USB portumuz var. Bunu normal mikro USB'den bağlayıp bilgisayara bağlayabiliyoruz. Hafızasını arttırmak için, ki 4 GB çok yeterli olmasına rağmen yine daha fazla kitap, görsel bulundurabilmemiz için bir micro SD kart yuvası var. Buradan artırabiliriz ve basit bir açma kapama düğmemiz var. Açtığımızda rengi açık yeşile dönüyor. Bu çalıştığını bize gösteriyor. Üzerinde bu dokunmatik ekran değil. O yüzden dokunmak herhangi bir işleme fayda sağlamıyor. Bir tane ana joystick'imiz var. Sağ sol ok tuşları yukarı aşağı şeklinde gidiyor. Ve ortada bir Enter düğmesi vazifesi gören bir butonumuz var. Ayrıca sağda solda iki tane de yine çeşitli fonksiyonlar yapan düğmemiz mevcut. Düğmelerimiz biraz sert. Yukarı aşağı bu biraz daha kolay. Ekranımız belirttiğimiz gibi 6 inçlik bir ekran. Oldukça hafif bir cihaz ve ele gayet güzel oturan bir cihaz. Tablet dışında, pardon, kitap okuyucu dışında bir de Kalibrolit adını verdikleri kitap okuyucu için bir ufak hem korumak için hem de yanımızda rahat taşıyabilmemiz için kılıf hazırlamışlar. Bu şu an 12.90'a satıyorlar. Gayet hoş bir kılıf aslında. Güzel bir derisi var. 5 farklı rengi var. Ben kırmızı aldım. İçerisinde kitap okuyucu tutmak için lastiklerimiz var. Ufak notları koymak için yine bir cep var. Arka yüzeyi gayet hoş, yumuşak bir yüzey var. Tokası da mıknatısla birlikte tutulabiliyor. Şimdi kapatalım. Şimdi şuradan gayet basit bir şekilde şimdi saklayabileceğimiz bir kılıfımız mevcut. Evet, basit bir cihazımız var. Evet, dediğim gibi özellikle e-kitap konusunda yeni başlayanlar için, merak edenler için gayet uygun fiyatlı, güzel bir cihaz. Başlangıçta ben de çok merak ediyordum. Acaba tabletler veya bilgisayarlar gibi okuma deneyim oluyor. İlk kez ben de kullanıyorum. Gayet hoş ve fiyatına göre yüksek performans veren güzel bir cihaz. Özelliklerine de kısaca bakarsak, alttaki düğmeyi bir kere bastığımızda ışık da yanıyor ve tabletimiz, pardon, yine kitap okuyucumuz açılıyor. İçerisinde kitap yüklememiz mümkün. Aşağıya geldiğimizde kütüphane içerisinden birçok kitap, görsel, çeşitli şeyler yükleyebilmemiz mümkün. Bunun dışında bir mağazası mevcut. Şimdi direkt Babil.com'a bağlı, kablosu sağda bağlanabiliyor. Daha önce ben bağlamıştım. Buradan direkt cihaz üzerinden Babil.com'daki e-book'ları satın alabilmemiz mümkün.
da gayet efektif bir imkan sağlıyor kitap alıp etmek için. Aksi halde farklı mağazalardan satın alıp daha sonra yine cihazımıza atabilmemiz mümkün. Burada birkaç tuşa basarak hemen satın alıp kitabımızı okumaya başlayabiliriz. Uygulamalarda yine çeşitli uygulamalar var. Hesap makinesi var, oyunlar var. Aldığımız notları tek bir merkezden görebiliyoruz. İnternet üzerinden yine takip ettiğimiz RSS'leri buraya ekleyip buradan takip edebiliyoruz. Harici olarak yine kullanabileceğimiz bir sözlük uygulaması mevcut. Yine bir tarayıcımız var. Ne kadar efektif olur artık onu siz tecrübe edip görebilirsiniz. Siyah beyaz ekranda ve biraz yavaş. Onu yine kullanabilirsiniz. Yine bir oyun var. Yavaş dediğim aslında dokunmatik bir ekran olduğu için tuşlarla tüm her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu da özellikle yazım aşamasında gayet zorlayıcı ve pratik kullanımdan uzak. Şöyle bir hemen isterseniz bakalım. Gördüğünüz gibi harfler var ve bunları her seferinde basıyoruz. Tekrar başa dönüyor. Buradan çok basit bir adresi yazıp tamam demek bile oldukça uzun ve zahmetli bir iş. Yine de gayet kabul edilebilir, kullanışlı sayılabilecek bir ekranı ve özellikleri mevcut. Yani tıklayıp ilerleyebiliyoruz. Ana ekrandan bir de kitap şeylerine bakarsak, mesela şuradan hemen romana girelim örnek olarak. Burada kitap okurken kitabın ne kadarını okuduğumuzu gösteren yüzde oranında gayet ufak bir bölümde var. Buradan ne kadarını bitirip ne kadarını daha okumamız gerekiyor. Bunu takip edebiliyoruz. Bittikten sonra da bittik işareti atıyor. Ve girdiğimizde kaldığımız yerden devam ediyor. Ana düğmesine bastığımızda burada çeşitli fonksiyonlar da ekrana geliyor. İşte kaldığımız yeri veya işte not alacağımız daha sonra bir yerler varsa işaretleyebiliyoruz. Kitap içerisinde arama yapabiliyoruz. İstediğimiz sayfaya direkt gidebiliyoruz. Dediğim gibi not alma, içerikleri gösterme ve sözlük gibi çeşitli fonksiyonlar var. Tabi bunların hepsini mecburen bu joystick yardımıyla ileri geri sağa sola hareket ettirip yapmamız gerekiyor. Bunun dışında dediğim gibi oklar ve iki ana düğmemiz var. Bunlar böyle net bir fonksiyonları yok. Bazı yerlerde ileri geri gidip gelebiliyor. Ana menüye dönüp menüler içerisinde geçişlerde kullanılabiliyor. Yazı içerisinde yukarı aşağı oklarla yazı fontunu büyütüp küçültebilmesi mümkün. En alt kısımda tarih. Kitabımızda işte kaç sayfa var ve biz kaçıncı sayfadayız. Hemen sağ alt köşede de tarihi ve şeyi, zamanı ve şarj durumunu gösteriyor. Yaklaşık 2-3 tane kitap okudum. Hala daha %90 civarında bir şarjı mevcut. Böyle gayet dediğim gibi kullanışlı, elde rahat bir kullanım olanağı sunan güzel bir cihaz. Ve fiyatına göre de gayet başarılı. Bu yüzden bir kitap okuyucu almayı düşünen, denemek isteyenler için tavsiye edilebilecek uygun fiyatlı bir kitap okuyucu. Calibro Basic.